Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün beklediğiniz bir video olan kanoyla denize açılma videosu çekmeye karar verdim. Kusura bakmayın, biraz tedirginim bugün çünkü görüntü ekipmanlarımın hiçbiri su geçirmez değil. En azından şimdilik. O yüzden biraz tedbirli hareket edeceğim ve çok fazla sürat yapamayacağım. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizin de beklediğiniz kanoyla beraber seyir videosu çekmeye karar verdim. Yine yeni başlayanlar için birkaç konuya değinmek istiyorum bugün. Hatırlarsanız geçtiğimiz videolarda bu üzerinde olduğum kanonun kutu açılışını ve gerekli temel ekipmanlar videosunu paylaşmıştım. Sizin de bunların linkine yukarıdan ulaşabilirsiniz. Bugün videomuzda temel olarak kanoda kürek nasıl çekilir, kanoda yön tayini nasıl yapılır, kerteriz nasıl alınır gibi konulara değineceğiz. Yine yeni başlayanlar için temel seviyede bir video olacak bu. Gördüğünüz gibi bu benim küreğim. Kürek benden ayrılmasın diye bir tane emniyet ipi var. Küreği düşürme riskine karşılık. Gördüğünüz gibi küreğim asimetrik yapıya sahip küreklerden. Diğer tarafı da böyle. Yani bunu 180 derece ters çevirirsem kullanamıyorum. Ya da şu şekilde kullanamıyorum. Bu şekilde kullanmak gerekiyor. Tribord'un yine ortalama küreklerinden bir tanesi. Bu tip asimetrik küreklerin avantajı minimum enerji kaybıyla maksimum verimde yol almanızı sağlayan küreklerden. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş videomuza geçelim. Ben yeri geldikçe farklı konuları anlatmaya çalışacağım size. Öncelikle kanolar bildiğiniz gibi kürek çekme ilkesiyle hareket eden araçlar. Ne tarafa dönmek istiyorsak kanola yön verirken dikkat etmemiz gereken önemli nokta dönmek istediğimiz istikametin ters tarafındaki küreği çekmemiz gerekiyor. Örnek vermek gerekirse ben şimdi kanomun burnunu bu tarafa çevireceğim. Dolayısıyla sadece sol tarafta kürek çekerek kanomu döndürebiliyorum. Tam ters istikameti döndürmek istediğim zaman da tam ters taraftaki, dönmek istediğim yerin ters tarafındaki küreği çekiyorum. Düz gitmek istediğim zaman da iki küreği de eşit çekerek kanomu ilerletiyorum. Daha profesyonel modellerde şöyle bir avantaj var. Daha uzun kanolarda özellikle. O tip kanolları manevra yaptırmak çok zor olduğu için o kanaların arkasında bir tane dümen bulunuyor. O dümeni de ayakları sağ sol ayağınızla yön vererek kanonunuzu çeviriyorsunuz. Derin uzun bir kürek tam kanonun kış tarafında bulunuyor. Ama bunun gibi ufak kanolarda, başlangıç seviyesi kanolarda veya kayaklarda o sistemler mevcut değil. Küreklerinizle kanonunuza yön verebiliyorsunuz. Şimdi belli bir sürat yollanmaya başladıktan sonra kanoya bazen manevra yaptırmak özellikle rüzgarlı havalarda zor olabiliyor. Bunu önüne geçmek için daha farklı yön verme metotları da mevcut. Bunlardan bir tanesine değinelim arkadaşlar. Şimdi düz bir satıhta ilerlemeye başladım ve karşıma aniden sert bir, büyük bir kaya çıktı. Sert bir havada büyük bir kaya çıktı. Kanomu hızla döndürmek istiyorum ve örneğin sol tarafa döndüreceğim. Sağ küre çekerek bunu yapmakta zorlanıyorsam rüzgar veya akıntı şartlarına göre kanoyu çevirmenin farklı bir yöntemi daha var. O da dönmek istediğiniz taraftaki küreyi hızlıca suya batırıp ters kürek çekmeniz. Bu ani ve keskin bir dönüş yapacaktır. Şimdi kanomun burnunu sağ tarafa çevireceğimi varsayarak aynı hamleyi yapıyorum. Çok hızlı bir şekilde kanom sağ tarafa doğru döndü. Bu bize sürat kaybettirse de keskin dönemeçlerde, ani manevralarda bu yöntemi kullanmak en uygun yöntem, en uygun seçeneklerden bir tanesi. Bugün sizlerle beraber kabaca kanoya nasıl binilir, kanoda nasıl kürek çekilir ve kanoda nasıl yön tayini yapılır konularını anlatmaya çalıştım. Kısa bir video oldu. Ancak bu video böyle olsun. Bir dahaki videoda bir seyahate nasıl çıkılır, kanoyla bir seyahate nasıl çıkılır, yanımızda bulunması gereken ekipmanlar nedir? Böyle 4 günlük, 5 günlük bir seyahatte çantada olması gereken ekipmanlar nelerdir, eşyalar nelerdir gibi bir video hazırlamayı düşünüyorum.
Videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Beğenmeseniz de yorumlarda neden beğenmediğinizi anlatırsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Çünkü ancak bu şekilde geliştirebilirim kendimi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.